Herkese merhabalar. Türkçenin en önemli konusuna, parçada anlam konusuna, paragraf konusuna hoş geldin Tonguç'um. Hazır mısın evladım? Hazırım hocam. Harikasın. Tebrik ediyorum seni. Bugün LGS 2022'de de, LGS 2021'de de, LGS 2023'te de yani bu sene gireceğiniz LGS'de de en fazla sorunun geldiği. Bak birinci soru cümlelerle ilgili hangi söylenemez demiş ama esasında bir parça, bir paragraf var burada. Burası bir paragraf. Geçiyorum. Burası bir paragraf, burası bir tablo grafiği tabii ki. Burası esasında bir paragraf. Görsel yorumlama ama bak paragraf. Esasında cümle birleştirirken bir paragraf oluşturuyorsun. Burası yine anlatım biçimleri. Aynı şekilde burası bir diyaloğu tamamlarken esasında bir anlamı, bir metni, bir paragrafı tamamlamış oluyorsun. Dolayısıyla gördüğün gibi LGS'de en fazla sorunun geldiği konuya biz parça anlam diyebilir miyiz? Diyebiliriz hocam. Harikasın. Dolayısıyla bugün parça anlam konusuyla alakalı her türlü detayı taktikleriyle öğreneceğiz. Ana düşünce yani düşüncelerin annesine nasıl ulaşırız bakacağız. Yardımcı düşünce, konu, başlık, paragrafta duygular, duyular, karakterler, anahtar kelimeler bunların her birini mükemmel bir şekilde öğreneceğiz. Ama bunun daha doğrusu bu konunun en önemli taktiği nedir biliyor musun Tonguç'um? Bilemedim hocam. Söylüyorum. Bu konuda yapman gereken şey bol bol paragraf sorusu çözmek. Çünkü sınavda sana soracakları sorular esasında belli bir taktikle, belli bir yöntemle ve en önemlisi de belli bir kondisyonla çözülebiliyor. Hatta bu yüzden biz mutlaka öğrencilerimize paragrafon, paragrafons ve paragrafta son nokta gibi kitaplarımızda tavsiye ediyoruz. Normalde bizim kitaplarımızda mesela Dinamo'da en fazla, Dinamo Türkçe'de en fazla soru paragrafta var. Evet bunları çözeceğiz. Bak burada mükemmel paragraf soruları var. Buradaki ödevleriniz var. Ama bunun haricinde mutlaka paragrafon, paragrafons ve paragrafta son noktayı da tamamlamanızı istiyoruz. Burada taktikleri öğrenip ilerliyoruz. Burada süre yönetimi, hızlanma ve odaklanma yapıyoruz. Bu ise en üst seviye. Türkçe işte paragraf diyerek en üst seviye soruları çözdüğümüz kitabımız. Bütün bunların her birini mutlaka çözmelisin. Mesela paragrafonsu inceleyelim beraber. Burada her bir 10 soruluk deneme için sana süreler veriyoruz. Daha doğrusu her bir denemede süreyi gittikçe değiştiriyoruz. Sen bunları süreli bir şekilde çözerek esasında başarını artırmış oluyorsun. Ve aynı zamanda odaklanmanı ve hızını kazanmış oluyorsun. Bunları mutlaka çözmeni tavsiye ediyorum Tonguç'um. Şimdi istersen gel konumuzu güzelce dinleyelim, anlayalım. Ama sonrasında sen mutlaka bu soruları çözmeni istiyorum. O zaman hazırsan dersimize başlayalım Tonguç'um. Hazırım hocam. Harikasın. Hadi bakalım başlayalım. Birincisi paragraf sorusu çözme tekniğimiz şudur. İlk başta önce soru kökünü okuyoruz. Çıkarılamaz, değildir, olamaz gibi olumsuz ifadelere dikkat çeksin. Bak, dolayısıyla bu tarz şeylere dikkat etmen gerekiyor. Seçenekleri hızlıca gözden geçiriyorsun. Kendi bakış açına göre değil, parçanın senden istediği doğrultuda değerlendirmen gerekiyor. Ya ben böyle düşünüyorum. Hayır, senin nasıl düşündüğün önemli değil. Orada adam ne sormuş onu da bilmen gerekiyor. Ve sadece önemli yerlerin altını çizmelisin. Yani böyle her şeyin altını çizersen de paragrafta dikkatin dağılabiliyor. Doğru seçeneği bulurken de mutlaka yanlışları ele. Neden? Çünkü A, B, C, D, E dedin ya. Sen burada diyelim C ve D değil dedin mesela. 4 seçenek olsun. C ve D'yi denedin. A ve B arasında kaldın ya. Bir daha bunlara bakmamak sana emin ol. 10 saniye bile kazandırsa toplam 40 Türkçe sorusunda, 20 Türkçe sorusunda 10-10, 10 çarpı 20, 200 dakika kazandırır. Bu da zaten 3 dakikaya denk gelir. Neredeyse uzun bir süre. Kitap okumak ve her gün düzenli olarak paragraf sorusu çözmek de çok çok önemli. Ve az önce söylediğimiz gibi uzun paragraflardan korkmuyoruz. Cevabı daima açın. Tüm seçenekleri okumadan asla karar vermiyorsun. Mesela diyelim ki adam sana diyebilir ki 2 artı 2 eşittir kaç der. A seçeneğine işte 4 yazar, B seçeneğine 5 yazar, C seçeneğine işte 0 yazar, D seçeneğine 2 yazar. Şimdi sen bakarsın 2 artı 2, 4, hemen hop diye A'yı işaretlemeyeceksin. Niye? Çünkü bak şimdi neden işaretlemeyeceksin? A'da 4 demiş ya, bir baktın B'de de 4 diyor. Allah Allah, hem A'da 4 dedi hem B'de 4 dedi. Niye ki acaba? Bir bakıyorsun ki meğer 2-2 demiş diyebilirsin. Bazen dikkatin dağılabilir. Yani sen 2 artı 2'yi 2-2, 2 artı 2 okuyabilirsin. Dolayısıyla sen hemen ilk seçeneği işaretleme. Bir bak diğer seçeneklerde neler diyor. Bir bak ki daha rahat ele. Ve zaten birbirine yakın olan seçenekler varsa genellikle ikisi de cevap değildir. Başka bir seçenek doğru cevaptır. İlk cümle genel ve nesnel ise ana fikirdir. Hatta bunlarla alakalı sana şöyle bir taktik vereyim sana. Bak şöyle bir şey söyleyeyim. Eğer parçanın içerisinde tanık gösterme varsa, genellikle tanık gösterme ana düşünce verir. Veyahut da parçanın içerisinde örneğin diyorsa, örneğinden bir önceki cümle ana düşünce verir. Veyahut da parçanın son cümlesi %80 ana düşünce verir. Eğer özetle diyorsa, ondan bir sonraki cümle ana düşünce verir. Veyahut da nesnel bir başlangıç varsa, nesnel başlangıçlarda ana düşünce verir. Bunların hepsi bak, tekrar maddeleyecek olursak Tonguç evladım benim. 1. Tanık gösterme olan cümleler. 2. Örneğinden bir önceki cümle. 3. Son cümleler. 4. Özetle diyorsa ve ondan sonra. Özetle, böylece diyorsa bundan sonraki cümle. 5. Nesnel başlangıç cümleleri genellikle bize ana düşünce verir. Bunu da bilmeni istiyorum Tonguç evladım benim. Tüm seçenekleri okumadan karar vermiyoruz dedik.
Son cümlede sonuç ve özet ifadeleri varsa bu da ana fikri verdiğini bilmemiz gerekiyor. Şimdi parça anlam dayanı ana fikirde ne olduğunu bir kez daha hatırlayalım. Asıl düşünce parçanın yazılış amacı ana düşüncedir. Zaten ana düşünceyle alakalı soruları şöyle sorar. Der ki bu parçada asıl anlatılmak istenen nedir der. Bak şöyle. Asıl anlatılmak istenen nedir? Veyahut da vurgulanmak istenen nedir? Çıkarabilecek en kapsamlı yargı hangisi? Genellemelerden hangisine varılabilir diyorsa asıl düşünceyi yani ana düşünceyi sana soruyor demektir. Tekrar söylüyorum. Ana düşünce sorularında nerede bu paragrafı kaybetmeyeyim şurayı. Ha, tekrar söylüyorum Tonguç'um. 1. Eğer tanık gösterme varsa yani bir kişinin sözünü tırnak içinde aldıysa ana düşünceyle alakalı olur. Buna dikkat et. Örneğin diyorsa örneğinden bir önceki cümle. Son cümle %80 genellikle doğru cevaptır sorularda. Özetle bundan dolayı sonuç olarak diyorsa ondan sonraki cümle ve nesnel bir cümleyle başladıysa yani böyle genel geçer bir cümleyle başladıysa bunlar genellikle bize ana düşünceyi verir. Tartışmacı paragraflarda ilk veya son cümlede, öyküleyici paragraflarda ise parçanın tamamında ana düşünce yer alıyor. Tanık gösterme yapılmışsa tanık ne diyorsa odur. Örneklendirme varsa örnekten önceki cümledir. Karşılaştırma yapılmışsa benzer veya farklı yönlere bakmak gerekir. Bu nedenle sonuç olarak son olarak gibi bağlayıcı ifadelere de dikkat etmen gerekiyor. Bu sayfanın bence ekran görüntüsünü al, SS'ini al. Kendin soru çıkarma hocam buradan. Zaten ana düşünceden mutlaka 2-3 soru çıkıyor. Burada tam yöntemlerini sana göstermiş oluyor. Ana düşünce bazen parçanın sonlarında olur ki genellikle %80 parçanın sonlarında olur. Hatta bununla alakalı bizim verdiğimiz saçma bir örnek var. Ne diyoruz? Bir filmin son 10 dakikasını izlemeden çıkarsa ne olur? O filmi anlayamazsın. İyiler mi kazandı? Kötüler mi kaybetti? Kızla olan evlendiler mi? İşte yani film sonuca ulaşmaz ki. Çıktın gittin. Ne oldu? İzledin. Boşa gitti o kadar izledin. Çünkü son 10 dakikada esas mesaj verilir. İşte nasıl filmlerin son 10 dakikasını izlemeden çıkmıyorsan, mutlaka filmi bitireyim de öyle çıkayım diyorsan, parçanın da son cümlelerine dikkat etmelisin. Ana düşünce bazen ilk cümlede olabilir. Nesnel cümlelerle başlıyorsa genellikle böyledir. Ana düşünce bazen ilk ve son cümleye saklanabiliyor. Bazen de öyküleme tarzı paragraflarda paragrafın bütününe yayılıyor. Ana düşünceyle alakalı soru tiplerini vermiştik. Gelelim yardım düşünceye. Dört ayaklı bir masa parçanın ana düşüncesi, ayakları ise o ana düşünceyi havada tutan yardım düşüncelerdir. Birden fazla olabilir. Bu yüzden soru kökü genellikle olumsuzdur, ulaşılamaz, değinilmemiştir şeklinde sorar. Yani bu parçanın yardım düşüncesi nedir diye bir soru olamaz ki. Birden fazla yardım düşünce olur. O yüzden hangisi yardım düşüncesi değildir der. Hangisi yardımcı düşüncesi değildir der ve hangisine ulaşılamaz, hangisine değinilmemiştir şeklinde sorar. Ana düşünceyi zemin oluşturan düşüncelerimiz yardımcı düşünce diyoruz. O zaman düşüncelerin annesine ne denir Tonguç'un? Ana düşüncedir hocam, babası belli değildir. Ne diyorsun, saçma sapan konuşma. Babası da konu olacak. Hayır, babası yok, baba düşünce diye bir şey mi olur hocam? Ya evet, doğru, haklısın. Yardım düşüncelere baktığımızda parçayı tam olarak kapsamaz. Ana düşüncenin anlaşılmasını sağlayıcı niteliktedir. Yardım düşünce artı, yardım düşünce artı, yardım düşünce eşittir. Ana düşünceyi bize ulaştırıyor. Peki nasıl soru tipleri var? Çıkarılamaz, ulaşılamaz, değinilmemiştir, söz edilmemiştir gibi genellikle olumsuz soru kökleri var. Konuya baktığımızda ise üzerinde durulan her türlü kavramı biz konu diyoruz Songuç'um. Parçanın konusu bulunurken en çok tekrar edilen sözcüklere dikkat edeceksin. Parça sürekli olarak yalnızlık, yalnızlık, yalnızlık kelimesi geçiyorsa doğru cevapta da yalnızlığı bulmalısın. Parça sürekli olarak işte bilgisayar, 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 iletişim, yazılım kelimesi geçiyorsa seçeneklerde o ifadeyi bulmalısın. Matematiksel olarak bu kadar net görebilirsin. Ve ilk cümlelerde dikkat etmen gerekiyor. Parçanın konusuyla ilgili soru tiplerine baktığımızda ise Tonguç'um, hangisinden söz edilmiştir? Yazar neyden bahsetmiştir? Parçanın konusu hangisidir? Hangisinden yakınmaktadır? Yani şikayet etmektedir. Eserin hangi yönden söz edilmektedir? Hangi özelliği vurgulanmıştır gibi soru kökleri kullanılır. Duygulara baktığımızda pişmanlık, küçümseme, beğenme, korku, sistem gibi duygular paragrafta yazarın sunduğu izlenimlerdir. Duyulara baktığımızda görme, işitme, dokunma, tatma ve koklamayı görüyoruz ki görmeyi zaten bilirsin. Burada en çok dikkat etmen gereken dokunmadır. Dokunma duyusunu sana işte kadife bir yüzeyi vardı, tırtıklı bir cismi vardı gibi değil de sıcak bir Temmuz sabahıydı der. Ha? Bu da dokunma duyusu nerede? Biz havanın sıcak olduğunu tenimizle anlarız. Yani dilimizi uzatarak ya da burnumuza koklayarak. Ben dilimle anlayabiliyorum ama sıcak olduğunu hocam. Saçmalama Tonguç'um. Ya da kulağımızla işiterek havanın soğuk olduğunu anlayamayız. Tenimize soğuk böyle diye değer, o zaman anlayabiliriz. Dolayısıyla sıcak bir Temmuz sabahı cümlesinde dokunma duyusundan faydalanılmıştır. Paragrafta karaktere baktığımızda inatçılık, sorumluluk sahibi olmak, şefkatli, disiplin olmak gibi kavramlar eserde bahsedilebilir. Burada da yine yazarın verdiği örneklere odaklanmamız gerekir. Paragrafta başlığa baktığımızda konuyu en iyi şekilde kapsayıp yansıtan sözcüklerimiz başlık diyoruz. Peki başlığı nasıl belirleyeceğiz? Parçanın içerisinde çok fazla geçen kelime, yani işte diyelim ki
kalıcılık, unutulmamak, zamana direnebilmek, çağlara aşabilmek, kalıcılık kelimesi çok geçiyorsa sen bu paragrafta mutlaka kalıcılık kelimesiyle bağlantılı bir başlık koyman gerekir. Konu hakkında bilgi veren ve ana düşünceyi çağrıştıran şeylere biz başlık diyoruz. Anahtar kelimeler bir cümlenin anlatmak istediği anlam için gereken kelimelere anahtar kelime diyoruz. Yani bak bu videonun anahtar kelimesi ne? Paragraf. Çünkü defalarca paragraf kelimesi geçti, parça kelimesi geçti. O zaman sen de bir parçanın anahtar kelimesini bulurken en fazla geçen kelimelere bakman gerekiyor. Paragrafta soruya baktığımızda ise parçanın ilk cümlesine dikkat etmen gerekiyor Tonguç'um. Çünkü eğer soru evet diye cevaplandıysa ya da hayır diye cevaplandıysa burada evetle hayırlı bir soruya cevap bulman lazım, soru bulman lazım. Veyahut da çünkü diye başlıyorsa sorunun cevabı demek ki adam niçin diye sormuş. Bilemem diye başlıyorsa biliyor musun diye sormuş. Dolayısıyla parçanın ilk cümlesi paragrafta sorularda çok çok önemlidir Tonguç'um. Paragrafta olay, zaman, yer ve varlık kadrosuna baktığımızda ise öykü, roman, masal, fabul gibi türler olay yazıları olduğunu bilmemiz gerekiyor. O zaman şimdi ödevlerimizi yapıyoruz. Bol bol soru çözüyoruz Tonguç'um. Ve ondan sonra da sorularla soruları çöze çöze pekiştirip devam ediyoruz. Hadi bakalım ödüllü sorumuzu yap. Yorumları yolla. İyi çalışmalar Tonguç'um.